Evet, yeni günden günaydın herkese. Dün akşamki otoyakamadaki acil durum şarjından sonra arabayı hiç şarj etmedik. Dün akşam da düğündeydik zaten. Çok fazla uğraşmadım, sokağa bıraktım. Kapalı otopark aramadım yani. %60 şarj olmuştu biliyorsunuz. İşte otobüsten Duygu Hanım'ı aldım geldim. İşte bugün İzmir'de birkaç işimizi hallettik, kahvaltı ettik falan. Şu an %37 şarjla birazdan İzmir'deki Optimum AVM'ye gireceğiz. Optimum AVM'de şarj edeceğiz. Bugün anneler günü. Anneler günü hediyelerimizi alıp oradan tekrar Balıkesir, Bursa, iki şarj noktası tekrar İstanbul'a varmayı planlı buluyorum. Arabayla ilgili değişik bir şey daha keşfettim. Hatta DMA'yı arayıp da bunu teyit ettim. Maalesef bir aksilik var. O da şu, normalde arabanın şarj kapasitesi bahsettiğim gibi 22 kW. Yani saatte 120 km. Yani 1,5 saatte fullemesi lazım. Ama bu hıza nedense sadece istasyonlarda erişiyor kendisi. Normal trifaz prizlere, mesela dün taktığım yıkamanın fişinde normalde 1,5 saatten fazla kaldı fullenmesi lazımken. Sadece 160'a geldi. O makine trifaz bir prizdi. İşte herhangi bir lastikçide denedim mesela, orada da aynı şekilde. Nedense 8 kW'u geçmiyor oralarda. Meğersem arabanın yazılımında bir limit varmış. Trifaz prizleri bir şekilde algılayıp 22 kW yerine 8 kW çekmesine sebep oluyormuş. Bu da tabii çok kısıtlayıcı oldu. Hani yolda dinlenme testlerinde trifaz prizler bazen alabiliyor. Oralarda durup bir şeyler yapmaktansa mecburen şarj istasyonlarının olduğu yerlerde biz 1 saat, 1,5 saat arası bir molalar vermemiz gerekecek. Bakalım, İzmir'den çıkarken zaten tekrar çekeceğim bir videoda. Şu an saat 1'i çeyrek geçiyor. İzmir'den herhalde 3 gibi falan, 3,5 gibi çıkmış oluruz diye ben planlıyorum. İnşallah dönüşte ele aldık. Evet, şu anda Optimum AVM'de İzmir'de şarja taktık. Biz Toyota'mızı şarja taktık ki baktık yanımızda Tesla var. Bu da bizim Güven Bey'in arabasıymış. Bugün İzmir'de iki tane Tesla gördüm. Birisi Model X, birisi Model S. Güven Bey de Bodrum dönüşü burada takmış. O da bizimle aynı şarj şeyini izleyecek. O da Balıkesir'e gidecek. İnşallah biz Balıkesir'deyken ya da o Balıkesir'deyken biz gelmeyelim. Sonra çünkü sıkıntı olur, pişti oluruz. Birimiz beklemek zorunda kalırız. Ama grubumuz büyümüş, Tesla Türk grubu. İzmir'de iki tane Tesla gördük. İkisi de bizden çıktı. Bu da iyi bir şey. Burada bir saat şarj sonrası. Anneler günü hediyelerimizi aldıktan sonra devam ediyoruz. Evet, herkese Forum Bornova'dan selam. Saat 6 ve biz daha hala İzmir'den çıkamadık. Alışveriş malum biraz uzuyor. Şimdi bir de Optimum'da fulledikten sonra iyice buraya gelmek için de şarjı harcadık. Optimum'da aradığımız mağazaların hepsi yoktu. Alışverişimiz biraz sürdü. Bugün anneler günü indirimi varmış çünkü. Şimdi buradan İstanbul'a gitmek biraz uzun sürecek gibi duruyor. Buradan sonra tekrardan bir Akhisar'da köfte yerken şarj edebilmeyi planlıyorum. Daha sonrasında da... evet, insanı güzel trollüyorlar. Daha sonrasında da Balıkesir'de eşarj. Renault'da aynı giderkenki gibi. Bursa'da şarj falan, uzun bir gece olacak. Bize katılın maceram. Tekrardan selamlar herkese. Şu anda Akhisar'a geldik. Bornova'dan çıkalı. Daha doğrusu Bornova'da şarj etmediğimiz için. En son Optimum'da şarj ettikten sonra sıfırlamıştım kilometremi. 107 kilometre oldu Akhisar'a geldik Optimum'dan beri. %50 pili kullandım. Bu İzmir'den Manisa'ya geçerken büyük bir rampa çıkıp, hatta belki de dağa çıkıp tekrar iniyoruz ya. Orada elektrikli arabada en çok tüketimi artıran şey yokuş olduğu için oradaki tüketimden bayağı endişeliydim. Hani İzmir'den yaklaşık 190 km Balıkesir Akkaş şarj istasyonuna tek şarjla gitmem lazım diye. İnternetten biraz hypermiling teknik diye, hypermiling denen bir şey var. Arabadan onu uyguladım ve gerçekten de müthiş bir şekilde işe yaradı. Tüketimlerim aşağı yukarı gelirkenki halimden %25 falan düştü ve ortalama hızım hemen hemen aynı. Bunu da şöyle yapıyorum. Mesela size arabanın modlarını daha önce göstermiştim İzmir'e doğru gelirken. Arabayı kar moduna alıyorum. Kar modunda sıfır rejenerasyon var. Ayağımı gazdan çektiğim zaman tamamen normal araba gibi, kaykay gibi kayıyor araba. 130'a çıkıyorum mesela. Sonra ayağımı gazdan çekiyorum. 100'e düşene kadar o kendi kendine gidiyor. Tabi bunda yolun boş olması önemli. Çok trafikli yollarda bunu yapamıyorsunuz ama gerçekten etkisi oldu. Yani gelirken ortalama 200 watt saati tüketirken, hani 185 ile 190-200 arası tüketirken şu an 168 tüketiyorum. Bu
da bana tek şarjla aşağı yukarı 215 km menzil veriyor. Gelirkenki 180'e kıyasla. O yüzden şu an Akkaş'a yetişme konusu çok daha rahatım. Üstüne üstlük şu anda Akhisar'a geldik. Akhisar'a gelmişken tabii köfte yiyeceğiz. Köfteyi yerken de priz bulabilirsem Balıkesir'de geçireceğim vakti de azaltacağım. Aslında şu anda hem hız anlamında tatmin edici, yani tabii ki de normal motorlu araba gibi tabii gitmiyorsun, yine fedakarlıkları var ama bedava gidiyoruz arkadaşlar. Ve hem tatmin edici bir hızla gidiyoruz hem de çok verimli gidiyoruz. Bakalım bu teknik ne kadar daha sürecek. Hem de hani az yapayım diye sürekli yavaş gitmek gibi bir şey de değil. Kaan'ı gibi hissetmiyorsun, sürekli 80-90'la da gitmiyorsun. 130'a çıkıyorsun, bırakıyorsun, 100'e geriliyorsun. Tabi bunda işte antisipasyon, yani beklenti diyorlar buna, anticipation diyorlar. Yani önündeki arabayla mesafeni koruyacaksın, fren asla yapmayacaksın. İşte ben yavaşlayacağım zaman, zorunda kaldığım zaman tekrar çevirip rejenerasyonu açıyorum. Normal freni hiç kullanmıyorum. Bu şekilde benim gerçekten güzel noktalara geldi. Akhisar'da bakalım priz bulabilecek miyiz, sonrasında devam edeceğiz. Köfteci Ramzi'de priz bulduk arkadaşlar. Otoparkçı arkadaş sağ olsun bize yardım etti. Böyle bir ev tipi priz. Tam anlamıyla ev. Şimdi iyi. Burada ne elektrik var. Elektrik var. Evet. Tabi bu biraz burada akımı ayarlayabiliyorum. Burada akımı tabii ki de 13 amper yapacağım garanti olsun diye. Normalde bu priz 16 ampere kadar destekliyor. Hatta ben ev tipi 220 volt prizlerin düzgünlerinde böyle kablolama falan iyiyse 19 ampere kadar zorluyorum ama bunda garanti olsun diye 13 ampere zorlayacağım. Gerçekten iyi oldu. Zaten duracakken yemek molasında bedava şarj edeceğiz. Türkiye'nin şarj istasyonunda daha iyi günler görmesi lazım. Evet, Balıkesir'e geldik. Renault Akkaş'ta arabayı şarja taktık. Yaklaşık 45 dakika bir saat sonra çıkıp Bursa'ya doğru gideceğim. Bu sırada da Akkaş'ın çevresinde ne var, ne yapılabilir diye bir keşfe çıktım. Şimdi pazar günü olduğu için Akkaş kapalı. O yüzden mesela lavaboya gidemiyoruz. Çünkü güvenlik dedi ki, bekçi var da güvenlik açamıyormuş. İçeriden kilitleniyormuş falan. O yüzden şu anda mesela burada bir halı saha var. Halı saha geldim, bakıyorum. Burada bir Carrefour varmış, 11'e kadar açıkmış falan. Buraları keşfe çıktım. 2017 yılında Türkiye'de elektrikli araba kullanmak böyle bir tecrübe. Bilinci, farkındalığı artırıp bu güzel teknoloji Türkiye'de daha yaygın yapacağız inşallah. Ama benimle siz de bu maceradasınız. Bursa'da görüşürüz. Evet arkadaşlar, saat 12. Gece 12'yi bulduk. Elektrikli araçlarla ilgili Türkiye'deki yetersizliklerden de bahsetmek bizi böyle uzun yolla kobi olarak kullanarak görevimiz. Beni duyuyor musunuz bilmiyorum da arabaya geçeyim, öyle konuşayım bir dakika. Şimdi demin arkadan görmüşsünüzdür. Şu anda Bursa'daki Renault Karato'dayız. En son Balıkesir'de konuşmuştuk sizinle. Balıkesir'de olaysız bir şekilde şarj ettik. Hatta fazlasıyla şarj ettik. 91'e mi 2'ye mi ne gelmişti. O şekilde çıktık. %25 ile Bursa'ya vardık. Yolda bayağı sert yağmur falan da yağdı. Ondan sonra plan teknik otoydu. Teknik oto Nilüfer. BMW bayi. E-şarj uygulamasında online olarak gözüküyor. 24 saat servis yazıyor açıkça. Gittik ve güvenlik yasak hemşerim, yasak mantığında bizi geri çevirdi. Müdürünü aradı. Müdürü dedi yasak falan, almadılar. Dedim yani almazsanız yolda kalacağız falan. Böyle bir açıkçası aslında yani terbiyesizlik yaptılar. Oraya o zaman 24 saat niçin yazıyorsun e-şarja? Bunun e-şarja şikayetini de yapacağım. Neyse yolumuzu 20 km uzatarak Karato'ya geldik. Bu Renault bayine. Burada da girişi bulamadık çünkü girişi kapatmışlar gece olduğu için. Güvenliği de tabii ilk başta göremedik.
Sonra biz ne yaptık? Baktık şarj hemen şurada böyle ağaçların arkasında duruyor. Ben Karato'ya geçtim. Zıpladım betonlu tarafa. Orada şarj olan bir Fluence ZE vardı. Onun şarjını çektim. Neyse ki kilitli değildi, çıktı. Kendi arabamı takıp onu oradan çalılıkların arasına, ağaçların arasına çekip bizim arabaya taktım. Şu anda şarj oluyor. Bir saat daha burada geçirip buradan eve döneceğiz ama ben bu yolun da hani DMA ile İstanbul Abant İstanbul yolculuğundan daha normal geçmesini planlıyordum. Evet, biraz daha normal. Çok daha uzun bir yol ama yine de biraz yorucu oldu. Yani böyle yetersizlikler de yolda var. Henüz DC şarj olmadan 22 kW'la hızlı şarj olan, yani saatte 110 km şarj olan arabanız da olsa elektrikli arabayla uzun yol yorucu oluyor. Yolculuğun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar, çeşitli badireler sonucu bu maceranın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Toplamda şu an İstanbul'a geldim. Birazdan eve gidip park edeceğim, şarja takacağım. Bursa'da da birazcık sıkıntı yaşadık. Orada sanırım bir voltaj problemi vardı şarj istasyonunda. Yani yaşadıklarımız yetmiyormuş gibi. Orada da 22 yerine 14-15 kW'la şarj ettik. O yüzden 2 saate yakın kalmak zorunda kaldım. Ve en limiti zorlayarak %85 şarjla çıktım. Yapacağım kilometrede 160 km. Bu 160 km'yi yapmak için tutturmam gereken rakam 180 watt saati ve 6'ydı. Bunu tutturmak için de yol boyunca çeşitli tekniklerle bunu başardım. Şu anda İstanbul'a geldim. Çeşitli videolarda ve yazılarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.